Başbakanlığa kayyum atayanlar rektörlüklere de kayyum atamanın peşine düştüler. Tek seçici olarak ülkenin bütün yöneticilerini tek başına belirleme çabasında Recep Tayyip Erdoğan. Buna gençler doğal olarak ses çıkartıyorlar. Öğretim üyeleri doğal olarak ses çıkartıyorlar. Türkiye'de artık öyle bir noktaya geldik ki ileri demokrasi anlayışları profesörler dahi kendi yöneticilerini seçecek yetkinlikte değildir diyen bir anlayış ülkenin bütün kurumlarını rehin alıyor. Ve bu gidişat faşizme doğru giden yolda adım adım attıkları adımlar. Buna karşı herkesin direnme hakkı var. Bu direnme hakkında öğrencilere destek olmak için, öğretim üyelerine destek olmak için biz de yanlarındaydık. Çocuklara bir saldırı oldu ve o saldırı esnasında gözaltı işlemleri için çabaladılar. O arada çocukların gözaltına alınmaması için uğraştık. Çocuklar doğal olarak boyunlarını uzatmayacaklar, doğal olarak direnecekler. Ve bu direnme hakkına da herkes saygı gösterecek. Milli iradeyi ağızdan düşürmeyenler tek irade olarak kendilerini, tek seçmen olarak saraydakini biliyorlar. 58 milyon seçmeni, 78 milyon milleti yok sayıyorlar ve boyun eğmeye mecbur ediyorlar. Türkiye'de yaşayanlar hiçbir zaman için boyun eğmemiştir. Eğmeyecektir de bundan sonrasında. Biz de bu mücadelelerinde Boğaziçi Üniversitesi öğrenci ve öğretim üyelerinin yanında olduk.